Bu hafta antrenman yok çünkü sadece beni konuşacağız. Bugün konumuz Tuğçe Alpay. Değişik bir video olacak. Daha doğrusu 3 sene oldu bu videoyu çekebilme cesaretine erişebilmem. Ama bence şimdi tam yeri ve tam zamanı. O yüzden bugün tamamen konu başlığı ben olacağım. Kimle terliyorsunuz? Kimle antrenman yapıyorsunuz? Kim sizi bu kadar motive ediyor? En derini, bilinmeyenleri, daha önce hiç kendimden bu kadar detaylı ve gizlilerimden bahsetmemiştim ama aramızdaki bu yoğun sevgi, atıyorum bu bağ, bana gösterdiğiniz bu sıcaklık kesinlikle bence benim de size bu kadar şeffaf olmamı gerektirdiğini inanıyorum. O yüzden ses akıyor, kayıt akıyor, motor akıyor ve bu video gelecek bu hafta. Ben Tuğçe Alpay, 24 Nisan 1982 İstanbul doğumluyum. Boğa burcuyum, tek çocuğum, ailemin tek çocuğuyum. İlk torunum, ilk tek kız torunum. Anne tarafım Burdurlu, baba tarafım Kayseri'de. Ay böyle kendimi bir anda yarışmada arkadaşlar başarılar dilerim gibilerine cümle gelecekmiş gibi hissettim. Tek çocuklar genelde böyle çok şımarık ya da işte bencil vesaire olur derler. Belki de çok sevgi dolu bir ailede yetiştirilmemden ya da güzel bir çocukluk geçirdiğimden dolayıdır bilmiyorum. Çok fazla bu negatif özellikleri taşıdığıma inanmıyorum. Anne tarafı ve baba tarafı her ne kadar birbirlerine çok benziyor gibi gözükse de aslında çok farklı karakterlerde bir iki insandı. Ve ben 28, yani naza hamileydim. Annem ve babam 28 senelik evliliklerini bitirdiler. Bazen iki insan bir şeyin sentezi olarak bir çocuk dünyaya getiriyor. Ben annemin de pozitifliğini, mütevaziliğini, canlılığını, hareketliliğini aldığıma inanıyorum. Babamın da mükemmeliyetçiliğini ve disiplinini, her şeyde en iyi olmayı zorlamayı. Çünkü babam değişik bir adamdı. 3 sene önce kaybettim. Bu kısımlarda ağlamayacağıma kendime söz verdim. O yüzden ağlarsam da kesmeyeceğiz videoyu. Beni hep çok zorlayarak büyütmüştür. Çok, çünkü aşırı disiplinli bir adamdı. Annem Anadolu, yani Burdur tarafında Anadolu bir ailenin kızı ve çok fazla sevgi görmüş, çok fazla birbirine bağlı anne tarafı. Baba tarafı da tamamen eğitim odaklı, sevgisiz bir aile. Baba kız mesela hiç bizim bir şeyimiz olmamıştır. Beraber bir tatile gitmişliğimiz, bir yemeğe gitmişliğimiz, hadi kızım şunu yapalım, bunu yapalım, hep beni müzeye götürmüştür, ders çalıştırmıştır, sınava hazırlamıştır, hep gelip sorular sormuştur, makaleler kesmiştir, gel bunu tartışalım demiştir. Ama şimdi bakıyorum da iyi ki yapmış onları, o zaman ofladığım şeyler şu anda çok şükür dediğim şeylere dönüştü. Ama zor bir çocukluktu bir yandan da. Çünkü düşünsenize, babanız Avusturya Lisesi, Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi, Harvard bitirmiş bir adam ve sen 97 aldığın zaman neden 100 değil diyor ya da kaç kişi senden daha yüksek aldı, getir sınav kağıdını, şunun eksiklerini bakalım, bir dahakine full çekersin. Babam beni okulu bitirdiğim zaman, ki ben de fena okullar bitirmedim tabii, o çok istedi Robert bitireyim vesaire, ama sen bu şehri kazandım zar zor ucundan yedeklerden. Ortaokulu orada bitirdim. Sırf kız okudum. Lisede ambiyosyonu bitirdim dereceyle. Orada da sırf kız okudum. Belki de bu işte rahat oturmayı bir türlü beceremeyebilirim falan, bu kız okullarından mezun olduğum içindir bilmiyorum. Üniversitede Bilgi Üniversitesi'ni kazandım. Çift anadal bitirdim. Onur derecesiyle mezun oldum. Bir kepimi atarken bir ayağa kalktı, bir... O zaman ilk defa dedim ki, siktir be babam, galiba benle şu anda gurur duyuyor. Çok güzel bir andı benim için ama o anlar çok kısıtlıydı. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda beni ben yapan şeylerde hem annemin hem de babamın sentezi olduğuma inanıyorum. Babamdan da çok örnek aldığım şeyler var. Annemden de karakterime çok benimsediğim ya da beni ben yapan şeyler var. Çünkü anne çok sevgi dolu bir anne. Her şeyde yanınızda, hastalıkta, sağlıkta, okul kaydı yaptıracak, merdivenlerde sabaha kadar bekler, ateşim çıkar, yanımdan ayrılmaz. Müthiş bir anneanne. Hani bir tarafın kopukluğunu, bir tarafın çok sevgi dolu olması egalize mi ediyor dersiniz? Bir yandan da tabii dede tarafı var. Onlar her pazar sabah aile yemekleri, her bayramda sabah kahvaltıları. Hiç
birbirimizden ayrılmamışızdır. Hep böyle paylaşma, hiç kavga yok, hiçbir tartışma yok vesaire. Dedem acayip bir iş adamı. Sabahın Anadolu'dan gelmiş ama çok çalışmış. Sabah 6'da kalkıyor, kanser oldu, hala fabrikaya giderdi. Yani ben onda o bırakmama hissini dedemden öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ve bir parantez açıyorum, bir dipnot daha. Hep merak ettiğiniz şeylerden biri, ah hocam hani sizin de keyifler gıcır, böyle evler, böyle bir şeyler, hani bir spor hocalığıyla, eğitmenlikle nasıl oluyor bu işler? Arkamda her zaman ailem vardı. Yani maddi manevi her zaman bana destek oldular. Eğitim hayatından tutun da bu mesleğe girdiğim zamandaki her şeyde bile. Yani bir koca ya da sizin düşündüğünüz gibi üçüncü bir şahıs tarafından hiçbir zaman bir desteğim olmadı. Allah'a çok şükür. Onu da söylemiş olayım. Ailemin eseridir sahip olduklarım ve ayrıca ben de çok çalışıyorum. O yüzden de işimi de motive bir şekilde, mutlu bir şekilde yapabiliyorum. Bu ailenin verdiği disiplin ve şey bana her zaman, evet imkanlarım vardı. Hep babam da dedem de çalışacaksın kızım. Kadın dediğin evde oturmaz. Her zaman altın bileziğini elinde tutar. O yüzden sen çalışacaksın ve kimseye muhtaç olmayacaksın. Olmadım gerçekten. Okulu bitirdiğim gün yaz geçti ve ben çalışmaya başladım. Kurumsal bir şirkette 750 TL maaşla gece gündüz orada başlayan işte o beyaz yaka kurumsal hayatım bir 9 sene kadar sürdü. Çok güzel şirketlerle, çok iyi insanlarla, tanınmış insanlarla çalıştım. Ve hem işimin bana verdiği o dipsiz ve sonsuz bilgi akışı, hem benim kendi iletişim becerilerimle hobi olarak hayatımda olan spor akmaya başladı. Çünkü ben gerçekten spor yaparken aşırı mutlu olduğumu fark ettim ve biliyorum en deşarj olduğum, en kaçtığım, en kendimi bulduğum me time diyoruz ya, bu hani İngilizce konuşuyorum diye kızıyorsunuz ama hani kendi vaktimde hep spor yapardım. Küçükken bile o Sony Walkman'ler vardı, hatırlar mısınız? Takardım onları, o rakini müziği dın 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 dın, bir bakmışsınız ben koşuyorum falan. Koşuyorum yani ama bu keyif alıyorum bundan. Terlemek, o bir şey yapıyor olmak beni aşırı mutlu ediyordu. Başarısız bir evlilik ama başarısız bir evlilikten doğan müthiş bir çocuk. O yüzden iyi ki evlenmişim. Kaan'cığım buradan da sana selamlar olsun. Şimdi müthiş iyi arkadaşız. Müthiş iyi görüşen bir aileyiz. Onun da eşi var. Benim de şu anda eşim var. Hani Nazlı Emircan'dan değil, yani onu söyleyeyim, en çok merak ettiğiniz şeylerden biri. O Emircan kısmına da daha ilerleyen dakikalarda geleceğim. Bu boşanmadan da sonra verilen, hani bir kadınlar derler ya, of bir duygusal boşluk, nasıl saçmalayacak şimdi acaba? Ben saçmalamadım. Dedim ki ben bir şeyden keyif alıyorum ama artık 9-6 çalışmak, yani yaratıcılığımı bir yerde artık bitirdiğimi, çünkü en yüksek şirketlerde en iyi pozisyonlarda çalıştım. Çok da güzel kazanımların oldu. Artık başka bir şey yapmak istediğime karar verdim ve istediğim şeyi yapmak istediğime karar verdim. İlk arkadaşlarım ve çevremin çoğu, ya kızım sen çok iyi antrenman yapıyorsun, beni de çalıştırsana, bu beslenmeyle ilgili bir şeyler yapsana, işte bana ne tiyolar verebilirsin. Baktım yani kendimi de dinletebiliyorum. Ondan sonrasında böyle ufak ufak yakın çevrelerim, arkadaşlarım başladı. Ve başlamasıyla sonuç almaları, geçirdiği değişim demeyeyim, evrimler konuşulmaya, İnsanlar tarafından kulaktan kulağa duyulmaya ve bana bir talep oluşmaya başladı. Ama tabii ki bunu bile, arkadaşlarım arasında bile yapmadan en çok korktuğum ve utandığım şeylerden biri, sen ne mezunusun dediklerinde bir akademi bitirmedim ben cümlesini söyleyecek cesaretim olmadı bugüne kadar. Ama şimdi var, akademi bitirmemiş olabilirim. Keşke bitirseydim bu arada, çünkü en çok yapmaktan keyif aldığım şeyin mezun olmak bence çok büyük bir gurur ve onur. Ama o zaman da iletişim ve psikoloji mezunu olmayacaktım ve belki de şu andaki bu denli, bu aramızdaki sıcak iletişim kuvvetli olmayacaktı. Çünkü ben evet iyi spor yaptırıyor olabilirim ama bence aramızdaki bu 360K ile olan bu organik bağın sebebi enerji. Ve benim size o squat'ı yaptırırken sizin bundan keyif alıyor olmanız. Bence bunu, yapmak istemediğiniz bir şeyi keyifle yapmanızı biri sağlayabiliyorsa evet bu bir başarı. Ve ben bunu yaptığıma inanıyorum. Yoksa Türkiye'de müthiş başarılı benim meslektaşlarım var.
ve herkes bu işi çok iyi yapıyor layığıyla. Ama bence burada işte önemli olan ve sizi farklı kılan şey enerjiniz. O yüzden o boşanma sonrası dipnot geçiyorum. Bir yurt dışı kafa attı. Ben bu işi dedim okey öğrenip de geleceğim. Sonrasında karşıma problemler çıkmasın. Diplomalarım vesairelerim, lisanslarım, sertifikalarım ne almam gerekiyorsa araştırdım. Yurt dışı, Amerika, çok uzun bir süre orada kal, okulu bitir, buraya gel. Ama tabii ki akademiyle eşdeğer der misiniz? Bence çok daha zoruydu. Sonra burada bir tek pilates eğitimimi tamamladım. Buradan Türkiye'nin bence en iyi akademilerinden biri BAPS Akademi'de. Ondan sonrasında işler gelmeye başladı. Sadece 16 kadınla çalışıyorum ve bütün hayatım oldular ve hala hepsi hem çok yakın arkadaşım, çocuklarıyla kızım görüşüyor. Ben hepsiyle ayrıca konuşuyorum, görüşüyorum, programlar yapıyorum. Yani hayatım tamamen işim oldu ve çok keyif almaya başladım. Ya çünkü fark ettim ki benim özelliğim, benim birilerine iyi gelmem lazım ya. Ben evde böyle tek başıma oturayım, bugün kuaföre gideyim, oradan kafeye, oradan doğruya, akşam da kızlar bana gelsin, iki drink. Yok yani kesinlikle bu ben değilim. Benim bir şey üretmem, Tuğçe bugün bana bunu iyi ki yaptırdın dedirtmem lazım. Ve bu iş o işti. Sonra Merve çıktı. Benim çok eski çocukluk arkadaşım, ona da buradan selamlar olsun. Eğer şu an bu videoyu çekiyorsak gerçekten onun sayesinde. Çünkü bu kanalı kurmama vesile olan ilk kıvılcımı yakan kendisidir. Dedi ki sen neden dedi bir YouTube kanalı açmıyorsun? Kız dedim ben yapamam. Yapamam nasıl dedim yapacağız, çekeceğiz edeceğiz. Oo, ben dedim anca dedim birebir tek böyle yakın yapabilirim öyle kamera konuş. Yok dedim sen dedim onu dedi ben yaparım. Bir de yani güvenmiyordum belki de kendime bilmiyorum. Merve bu teklifi ettikten 2 sene sonra bu kanal geldi. Biraz geç oldu. Ben geriden geliyorum biraz. Herkese merhaba. Hazır mıyız? Bugün gene. Karın antrenmanı deyince ama iyi ki de geldi. Yapabilir miyim, edebilir miyim derken yaptık ki şu anda sizlerle bu ekranlar aracılığıyla bir araya geliyoruz ve bu güzel akışı sağlıyoruz. Ve burası benim hayat enerjim oldu. Hayata tutunma yerim oldu. Çünkü sizden gelenler, yorumlar, yazdıklarınız, ya kimisi için başarı çok parası olmasıdır, kimisi için başarı sağlıklı olmasıdır, kimisi için başarı alkışlanmasıdır. Benim için başarı hobim olan bir şeyi işe dönüştürebilmek ve bu işi yaparken de sizin yazdığınız her kelimeyi böyle ağzım buralarda okuyabilmek. Bence başarı böyle bir şey. Mutluluk, sağlık vererek, bu ekranlardan size bunu paylaşarak bunu verebiliyor olmak. Bu kanalın kurulma amacı, evet 16 kadınla çalışıyorum ama hiçbir zaman para kazanma amaçlı çıkmadım. Gerçekten kazanmasam da olur. Dedim ki 16 kadın benimle çalışıyor ama dedim Ayşe teyze Erzincan'da, Fatma abla Hatay'da, bir de Ayşe var Antalya'da. Onlar neden benimle spor yap? Bu insanlar da spor yapmalı ve doğru spor yapmalı. Ve doğru spor yapıyor şu an Ayşe Fatma Hatay'da, inanın bana. Ben okuyorum onları. İşte bu benim için başarı. Kanalın bu yükselişi, işte bir yandan Instagram, bir yandan YouTube devam ediyor. Ben gene derslere devam ama yani size ne kadar çalıştığımı ve ne kadar efor sarf ettiğimi anlatamam. Hani siz şimdi burada video oluyor bitiyor izliyorsunuz. Hop bitti next, şimdi kimi izleyelim yapıyorsunuz ya. Evet dışarıdan hoş bir meslek gibi gözüküyor. İki like, iki bir şey falan. Abicim öyle bir şey yok. Belleniyor bu işi yaparken gerçekten. Eğer bu işi hakkıyla yapıyorsanız, ön hazırlığı var. Siz o antrenmanları sadece o ekranın karşısına gelip kafama göre hareketleri yapıyorum zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yani başarı gerçekten tesadüf değil. O videoların hepsinde 2 kere, 3 kere tek başıma bir kere konuşmadan bir kere sizlere hitap ederek antrenman nasıl etki ediyor ve ben o metin üzerinden geliyorum. Ben öğrenciydim eskiden, ben de ders alıyordum, ben de çok terledim ve hala araştırıyorum, hala dinliyorum, hala okuyorum, hala uyguluyorum. Çünkü bu sektör öyle bir sektör ki her gün kendini yeniliyor, her gün. Ve sen eğer o yeniliklere refresh'e ayak uyduramazsan, refresh'in Türkçesi aklıma gelmedi o yüzden şu altyazı geçelim. Ayak uyduramazsan silinir gidersin. Ya yani böyle bir şey bu. Ve ben bunu da yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan çocuğumla ilgileniyorum, bir yandan evimi idare etmeye çalışıyorum. Bir yandan bu ülkede tek başına hem işini yapan, hem para kazanmaya çalışan, hem de anne olmayan zorluklarını bir kadının yaşıyorum. Bu daha da nereye gidecek? Onu da hani böyle hep kestirmeye çalışıyordum. Sonra
İşte o beklediğiniz an geldi. Bir anda, beklemediğiniz bir anda, aynen benim çünkü öyle oldu. Bir mesaj, bir sesli mesaj ve birisi bana bir cuma gecesi saat 10 gibi böyle hadsiz bir saatte bence sesli mesaj atıyor Emircan Aksoy. Tuğçe, düşündüm belki de sen benim en yakın arkadaşım olmalısın ya. Bu arada ilk başta keşke girişte şey deseydim. Merhabalar, ben Tuğçe Alpay Aksoy oldum ama onu söylememekte. Emircan'cım kusura bakma. Emircan Aksoy bana mesaj atıyor ve diyor ki daha önce hiç konuşmadığı bir kadına. Tuğçe, bence biz çok yakın arkadaş olabiliriz biliyor musun? Aa, bu arada yani sima olarak biliyorum benim ders verdiğim salona geliyor hani. Ama tanışma girişimleri başarısız kalmış ortak arkadaşlarımız tarafından. O da iş başa düştü deyip bana sesli mesaj atıyor. Adama baktım. Abi adam şişman. Ve adam gecenin 10'unda cuma günü, cuma gecesi yani böyle hafta sonu akacağımız bir akşamlarda saat 10'da belli ki boşanmış, boyu kadar kızı olan bir kadına mesaj atabilecek özgüvende. Ve hani o sırada o şişmanlığı falan gitti adamın. Dedim ki Allah Allah bak sen ya. Bu arada benim takipçilerim inanılmaz kibar. Hepinizi inanılmaz öpüyorum. Ve teşekkür ediyorum bunun için. Çok mevsiniz gerçekten. Hiçbir zaman kırıcı ve hakaret dolu yorumlar bana asla gelmiyor. Çünkü ben hiçbir yorumu silmiyorum. Ne burada ne Instagram'da. Hocam çok tatlısınız da Emircan abi biraz hani terzi kendi söküğünü dikemiyor mu hocam? Hocam 10 numarasınız siz bir Emircan abi 0. Yani adam yemek yemeyi seviyor. Ama adam benden de iyi spor yapıyor. Yani bunu kendi gözlerimle görmesem inanamazdım. Ve Emircan gerçekten bir insanı dış görünüşüyle yargılamamak konusundaki hayat dersini bana vermiş insandır. Ve belli bir yaştan sonra bir dış görünüşün çok önemli olduğu ki benim mesleğim tamamen dış görünüşün önemli olduğu bir meslek. İç görünüşün daha önemli olduğunu benim kafama böyle don diye vurarak gösterdi. Çünkü bütün sevdiğim şeyleri bu yaşıma gelene kadar yapamadığım, hep içimde kalmış aksiyonları Emircan'la ağzım gene kulaklarımda o kadar keyifli bir şekilde yaptım ki şu anda onun soyadını taşıyor olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bana hem asla yapmam dediğim şeyleri yaptırdığı için hem beni ben daha iyi bir ben yaptığı için ve bana çok iyi bir yol arkadaşı olduğu için. O yüzden cevap yazmıyorum bu şekildeki mesajlarınıza, kilolu vesaire bilmem ne. Özetle adam yemek yemeyi seviyor ve ben onun yemek yemeyi sevdiğinden daha çok seviyorum. O yüzden ileride kilo, sağlığı için bu arada kesinlikle kilo vermesi lazım ama bu konuyu saldım artık. Galiba da kilolu hali daha şeker bilmiyorum. Bunu izlerse kesin kilo vermekten tamamen vazgeçecek çünkü baskılarım devam ediyor. Bu konunun ucunu da bırakmış değilim yani. Biraz da isterseniz size bunların dışında, o yani işte işten ve aşktan ve nazdan arta kalan kısımda, o küçücük dilimde Tuğçe Alpay nelerden hoşlanır biraz size ondan bahsedeyim. Ben acayip evcimen bir insanım. Şu koltuktaki minderi ben eskitiyor olabilirim yani o küçücük dilimde. Çünkü dışarı çıkmayı sevmiyorum. Dışarıdaki dünyanın çok sahte olduğuna inanıyorum. Ve arkadaşlarımla o ufacık çemberimde burada buluşmayı ya da evlerde olmayı ya da bir yemeğe gidip ondan sonrasında evime gelmeyi seviyorum. Gece dışarı çıkmayı da seviyorum. Bu arada gençliğimde bayağı kopmuşluğum vardır. O yüzden yeterince yaptım. Rezervden yiyebilirim yani bundan sonrasında. Ev bana daha güvenli geliyor, daha huzurlu geliyor. Çünkü burada bu kadar hareketli olabilirim ama gerçekten onun dışında çok evcimen ve cool down bir insanım. Kitap okumayı çok seviyorum, bir şeyler okumayı çok seviyorum, dinlemeyi çok seviyorum, işimle ilgili araştırmayı seviyorum ve yalnız olmayı seviyorum, kızımla vakit geçirmeyi seviyorum, köpeklerimi çok seviyorum. Yani aslında sıkıcı bir insanım, çok inatçı bir insanım, dediğim dedik bir insanım, bildiğimi okuyan bir insanım, cesaretli bir insanım ama bazen de kör cahil bir insanım çünkü hiçbir yani kimse bir şey yapmıyor çünkü haksızlığa tahammül edemeyen bir insanım. Birisine bir şey yapıldığını göreyim, bacağımın kopacağını bileyim, ben gide gider onu oradan yerden kaldırırım yani. Hani bu engel olamadığım bir güdü diyeyim size. Başarıyı seviyorum, rekabetçi de bir yapım var. Ama mesela babamın beni yetiştirdiği gibi o baskılamı ve neden yüzdüğü şeylerini asla mesela Naz'a yapmıyorum. Çünkü armut dibine düşmedi Naz'da. Spordan nefret ediyor.
hareket etmekten nefret ediyor. Yani 23 Nisan YouTube videosu çektik. Yani jumping jack yaparken çok yoruldum ben deyip kenara gidip oturan bir çocuk. Yani o kadar öyle söyleyeyim size. Ve ben ilk başta bunu bayağı deliriyordum. Çocuğu jimnastikten tenise oradan arıyor. Sonra dedi ki bana, mom, yani biz İngilizce konuşuyoruz. Burada da bir snobluk düşünebilirsiniz ama asla değil. Ben doğduğundan beri olmak. Dedi ki, don't push me, I'm not like you. Yani zorlama beni dedi. Ben dedi senin gibi dedi değilim dedi. Ben dedi dans etmek istiyorum dedi. Ben dedi resim yapmak istiyorum dedi. Ben dedi yemek yapmak istiyorum dedi. Ve dedi böyle mutlu. Haklı çocuk. Ve dedim ki arabadayken asiktir. Yani evet çocuk senin gibi olmak zorunda değil. Nasıl mutlu oluyorsa öyle olmalı. Babanın sana yaptığını sen şu anda ona yapıyorsun. Zıt hemen geri aldım ve dedim ki haklısın Nazım. Dans mı etmek istiyorsun? Dans et kızım. Spor yapmak istemiyor musun? Yapma kızım. Asla mesela nota önem veren bir anne değilim. Okuluna veli toplantısına mecburiyetten gidiyorum. Çünkü bu notlara bilmem ne yok. 4. Murat atının kuyruğuna bir şey düğüm atmış da ondan sonra atına binmiş de ya nasip demiş de. Bunlar bana çok boş bilgiler geliyor. Benim için eğitim, öğretim, ben iyi bir birey yetiştirmeye çalışıyorum. İnsan yetiştirmeye çalışıyorum. Atatürkçü bir evlat yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden matematikten 20, 30, 40, 50, 60 almasının hiçbir önemi yok. Ama eğer okulda bir arkadaşına haksızlık edip, yalan söyleyip, öğretmenine saygısızlık yaparsa ilk başta okula gidecek bir anneyim. Çocuğumu da bunlarla yetiştirmeye çalışıyorum. Bak gene konu nereden nereye gitti. Bazen çok konuşuyorum. Kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Kesin çok sıkıldınız ve acaba bu videoyu çekmekle doğru mu ettik bilmiyorum. Onun dışında böyle bir insanım. Garip garip huylarım var. Ne bileyim, yemek yapmayı hiç beceremiyorum. Yani yemek yapmaya zaman harcamak istemem ama çok güzel sofra hazırlarım. Arkadaşlarım, dostlarım benim için aşırı önemlidir. Hepsi için savaşa giderim yani. O yüzden de çok az insanla görüşüyorum. Evet, şu konuya da kesinlikle değinmek istiyorum. Bu sosyal medya yozlaşması ve tüketim toplumu olmamızla da alakalı birkaç bir şey söyleyip ondan sonra pazar gününüzü yaşamak için sizi salacağım. Beni hiçbir zaman storylerinde link kaydır tag beni böyle bir şeyde görmeyeceksiniz. Çünkü ben bunu yapmak istemiyorum. Çünkü ben gerçekten ne hayatımdaysa, ne yiyorsam, ne içiyorsam ya da neyi deneyimleyip bana yakın olduğumu hissediyorsam ben onu size önderliğini ya da bilgi akışını ya da tanıtımını yaparak görmenizi istiyorum. Çünkü o zaman inandırıcılığımı kaybedeceğim. Ve çok şükür ki gene ailemden Allah razı olsun bu işte bana seçme lüksünü bana nasip ettikleri için. Çünkü bir sürü insanı takip ediyorsunuz. Ben o storylerine böyle tık 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 geçtiğiniz insanlardan biri olmak istiyorum. Ya Tuğçe ne demiş acaba bugün ya? Hadi bu kız en kötü ya antrenman yapmıştır ya işte ne bileyim güzel bir yeni bir şey çıkmıştır onu gösteriyordur ya da güzel bir reel çekmiştir bir şey yapmıştır ya da güzel bir yerin fotoğrafını paylaşmıştır. Sizin içinizi açmak istiyorum. Sizi üretmeden sadece tüketmeye odaklandırmak istemiyorum. Sizi o içinizdeki o İyi kalan tarafları ortaya çıkartacak o mutluluğu, o motivasyonu, o gülümsemeyi sabahları sokağa çıktığınız zaman birisi hapşırdığı zaman çok yaşa diyebilecek o iç sesi size yaşatmak ve bunu verebilmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok boktan bir çevrenin içindeyiz ve çok kötü bir Türkiye'deyiz şu anda ve herkes çok mutsuz. Sizi çok iyi anlıyorum. Yaşamak çok zor, nefes almak çok zor ve bu zaman içinde sağlıklı olmak yok bilmem ne. Ya diyebilirsiniz ve çoğu insanda diyor eminim ki bunu ama bir yerden de birilerinin iyi olması ve bize rol model olması gerekiyor. Ben onlardan biri olmak istiyorum kendi çapımda pasta olarak. Böyle bir şey işte Tuğçe Alpay. Yani sen Tuğçe Alpay'ı koysan daha buradan bir kelime söyle sana binlerce etrafına cümle söyleyip konuyu uzatabilir. Bazen gerçekten çok konuşuyor. Öz eleştiri de yapabilen bir insanım. Evet çok konuşuyorum ama söyleyecek çok şeyim var çünkü. İnşallah da boş konuştuğumu düşünmüyorsunuzdur. Hayatımla, işimle, çocuğumla, kocamla, sevdiğim insanlarla ve hep hayatımda gerçekten çok eskilerden beri olan insan. Çünkü değişiklikten gerçekten hoşlanmıyorum. Mesela 10 senedir belki aynı kahvaltıyı ediyorum. Aynı restoranlara gidiyorum. Aynı insanlara manikür, pedikür, kaş vesaire kuaför yaptırıyorum. Çünkü ben böyleyim. Böyle yaşamaktan mutluyum. Ama en büyük mutluluğum da sizlersiniz. O yüzden bu videonun samimiyeti bir doz fazla gelip çok mu açıldıysam eğer onu da bana yorumlarda yazın. Ya da belki diyeceksiniz ki hocam bence biz konuşalım ya arada. Yani
belki bizim bir şeylerden bahsetmemiz lazım. Sizin bu konuyla ilgili fikirlerinizi bizi beyan etmeniz lazım. Çünkü burada evet şimdi bir şeyleri konuştuk. 30 dakika mı oldu, 40 dakika mı oldu bilmiyorum ama burada tabii çok daha detaylı anlatmak istedik de anlatamadığım da bir sürü şeyler olabilir. Belki onları konuşuruz. Sizin de bana önerilerinizle yorumlarınızı açığım o yüzden. Bence artık videoyu kapatma vakti geldi. Ve eğer sanıyorsanız ki bir sonraki haftada böyle konuşacağız ve oturduğunuz yerden çayınız kahvenizle videoyu izleyeceksiniz, çok yanılıyorsunuz. Keşke rütük olmasa, şu an başka hareket yapardım. O yüzden bu hafta böyle bir güzel bir pazar arası olsun. Gelecek hafta canınızı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar kocaman ve içten sarılarak öpüyorum. Sevgilerimi yolluyorum. İşte siz bu anlattığı kadarı olan bir kadınla çalışıyorsunuz. Onun önderliğinde spor yapıyorsunuz. Belki bundan sonra diyeceksiniz ki yapmayacağız ya, ben sevmedim bu kadını. Zaten herkesin beni sevmesini beklemiyorum. Herkes beni severse bir sıkıntı var zaten. Merak etmeyin. Sizi herkes seviyorsa da bence sizde bir sıkıntı var. Ben zaten herkesin beni sevmesini istemiyorum. Videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz bir sonraki konular için, daha başka öneriniz için bana yorum yazmayı unutmayın. Takip etseniz de olur, etmeseniz de olur. Benle kalın yeter, en iyi sen olmaya. Hem içten hem dıştan devam edelim. Sizi çok seviyorum. Haftaya görüşürüz.